Sayın seyirciler, MHP lideri siyasetin gündemini belirleyecek ve üzerinde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bahçeli 2019 seçimlerine işaret etti ve hayır bloğuna yüklendi. MHP'nin AK Parti ile birlikte cepheleşmeye karşı mücadele edeceğini söyledi. O işbirliği mesajıyla birlikte Bahçeli'nin eleştiri oklarının hedefinde CHP vardı. Şimdi beni iyi dinleyin. 16 Nisan referandumu öncesinde örtülü desteğinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2019 için işbirliğinin devam edeceğini net bir dille ortaya koydu. Partimiz sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecek. Millet iradesiyle aynı hizada, aynı kümede, aynı safta duracağız. Bu Milliyetçi Hareket Partisi sözüdür. Bahçeli 2019 seçimleri için işbirliği derken hayır bloğuna işaret etti. O cephe keskinleşirse tepkisiz, duyarsız kalmayız dedi. Bunun adına kim ne diyorsa desin. İhanete karşı iman, iftiraya karşı ihtiram, sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Seçimlere dönük mesajları arasında baraj sorunu da vardı. Bahçeli CHP'ye yüklenerek o başlığı açtı. Bu CHP'nin 16 Nisan'dan beri karın ağrısı geçmek bilmiyor. Ödü patlıyor, kabuslar görüyor. Siyasi varlığı ve geleceğiyle ilgili korku mu yaşıyor? Bizim baraj sorunumuz yok dedi. Temsilde adalet mutlaka vurgusu yaptı. Öyle. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj maraj sorunu asla yok. Atatürk ve Atatürkçülük de gündemindeydi. Yine hedefi CHP oldu. Tıpkı Erdoğan gibi Atatürk ve CHP'nin bağı kalmadı dedi. HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştı. Bahçeli'nin ittifak ve baraj açıklamaları siyaset arenasında anında yankı buldu.